mesela işten çıkarılma örneği. Orada belki de maalesef bizim yaptığımız hatalar varsa, geriye dönüp baktığımızda aslında kendimizi de kızmaya başlıyorsak. İşte yine yargılamaya geliyoruz. Evet, yine yargılamaya geliyoruz. O kadar biliyordum. Hayır, o kadar biliyordum, o kadar yaptım. Bakabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Kişisel gelişim için farkındalık ve kendini değerlendirme önemlidir. Ama kendine kızgınlık kişisel gelişim için ihtiyaç duyduğunuz bir şey değildir. Öfke iki yanı keskin bir bıçaktır çünkü. Her seferinde sizi keser. Karşınızdakini bir kere, kendinizi her zaman kesersiniz. Evet. Öyle bakmak gerekiyor. Yani evet, belki bir hata yaptım. Belki ona böyle düşünmemeliydim. Böyle davranmamalıydım. Bu bana işimi kaybetmeme neden oldu. Bunu tekrar deneyebilirim. Tekrar yeni baştan yapabilirim. Büyük resmi görmek. 10 yıl sonra bunun önüne bak. 50 yıl sonra siz ve ben daha hiç kimse bu dünyada olmayacak zaten. Yani hem anı yaşamak, hem ağacı görmek, hem ormanı görmek.